T24'e hoş geldiniz. HDP Grup Başkan Vekili Sarıhan Oluş konuğumuz. Sarıhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Dün adli yıl açılışı vardı. Aslında son dönemde belki de görülen en kaotik açılış töreniydi. 52 baro protesto etti. Bir grup, birkaç baro gitti. TYB Başkanı Feyzoğlu ile beraber. Bir grup Anıtkabir'e gitti. Tam bunları konuşurken akşam saatlerinde de aslında o zamandır kulislerde konuşulan 18 Eylül'deki AHİM kararı sebebiyle HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili bir tahliye kararı geldi. Evet. Tabii bu daha çok konuşulan bir nokta oldu. Fakat bugün savcılık bir üst mahkemeye itiraz etti. Nedir son durum? Sayın Demirtaş'ın bu durumu ile ilgili yeni bir gelişme var mı? Ve kendisiyle Edirne'de mutlaka avukatlar görüşmüştür. Oradaki nabız nasıl atıyor? Şimdi sizin söylediğiniz gibi durum gerçekten 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin genel kurulu toplanacak. Evet. Çünkü daha evvel bir daire kararı vardı biliyorsunuz. Evet. Tutuksuz yargılanması doğrultusunda, serbest bırakılması doğrultusunda. Fakat uygulamadı Türkiye onu. Bir üst aşama olarak genel kurula geldi. 18'inde orada bir karar çıkacak. O karar elbette ki çok önemli bir karar. Mahkemesi uzun zamandır süren bir mahkeme biliyorsunuz. Evet. Kendisi de zaten neredeyse 3 yıl olacak Kasım ayında. 2 ay sonra 3 yıl olmuş olacak. Tutuklu vaziyette, rehin alınmış vaziyette bizim tabirimizde. Şimdi bugüne kadar mahkeme serbest bırakmadı, tahliye etmedi. Ama 18 Eylül'e çok yakın bir zaman kala bu adımı, tahliye kararını verdiler. Bunun elbette ki orayla bir ilgisi var. Yani demek istiyorlar ki biz aslında tahliye ediyoruz. Fakat savcı başvurdu bir üst mahkemeye. Şimdi onun sonucunu bekliyoruz. Ne kadar sürede karar vereceğini bilmiyoruz ama göreceğiz. Hızlı karar vermesi gerekir. Çünkü böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fakat bitmiyor mesele. Çünkü ana davasında tahliye olsa bile hüküm giydiği bir dava var. 4 yıl 9 ay aldı. Evet. Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından aldı aslında bu cezayı. Yaptığı bir konuşmadan dolayı. Onun bir yıl altına düştü yatması gereken süre. Yargıtay içtihatlarına baktığımızda ve son kararlara da baktığımızda bir yılın altına düştüğü zaman denetimli serbestlik imkanı var. Mahkeme bu doğrultuda karar verebilir ve Sayın Demirtaş denetimli serbestlikten faydalanabilir. Ama bunun için başvuru yapılması gerekiyor. Bu başvurunun yapılıp yapılmayacağını elbette ki bu itiraz, savcının itirazının sonucuna göre karar vereceğiz. Kendisi çok soğukkanlı karşıladı bu durumu. Aslında bu duruşmada böyle bir karar doğrusu beklemiyorduk. Bizler de beklemiyorduk. Avukatlar da beklemiyordu. Sanıyorum ki hem Sayın Demirtaş hem avukatlar mahkemede, hafta başında olan mahkemede bulunmadılar. Evet, bulunmadılar. Yani mazereti vardı hepsinin. Ama buradan böyle bir karar çıktı. Dolayısıyla biraz süreci izleyeceğiz, göreceğiz. Üst mahkeme nasıl karar verecek? Ondan sonra hangi adımlar atılacak? Biz sürekli istişare halindeyiz Selahattin Demirtaş'la ve hem avukatları hem bizimle görüşüyor. Ve ortaklaşa adımlar atılacak. Biz tabii ki hukuksuz bir şekilde tutulduğunu içeride düşünüyoruz. Sadece onun değil, bütün seçilmiş olan arkadaşlarımızın, geçmiş dönem milletvekillerimizin ve eş genel başkanımızın Figen Yüksekdağ'ında aslında hepsinin salınması gerektiğini biliyoruz. Bu konudaki fikrimiz çok net. Ama nereden başlanırsa başlanmalıdır diye düşünüyoruz. Sonucu göreceğiz hep beraber. Evet. Takip ediyoruz. Yakında. Tabii tabii. Hukuk sadece hukuk olsa Türkiye'de o zaman belki daha hukuki bir şey beklersiniz ama siyasetin çok güdümüne girdiği, görülen, tabii, tartışılan tabii. bir hukuk olduğu tabii. için böyle bir dönemde Demirtaş gibi güçlü bir siyasi figür tahliye edilir mi, edilmez mi düşünüyor olmak bile çok ayıp ama bu realite üzerinden giden bir sistem var. Evet, zaten biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklama yanlıştır kararını verdi. Onlar da alelacele zaten bir davayı yedekte tutmuşlardı. Diğer davalarla birleştirmemişlerdi bunu. Ceza vermişlerdi. İstinafta bekliyordu. İstinaf mahkemesinde hızla öne çektiler ve hükümlü hale getirdiler. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamamak için hile yoluna başvurdular.
Şimdi işte durum bu şekilde, göreceğiz. Evet, HDP aslında bir dönem çok yalnızlaştırılmaya, çok kriminalize edilmeye çalışılmış bir parti. Hem partinin geneli hem de milletvekilleri, belediye başkanları. Ama son dönemde baktığımız zaman, belki bir iki tane bugünkü olay üzerinden de gidebiliriz. Özellikle kayyum operasyonundan sonra biraz daha dayanışma, demokratik dayanışma daha farklı istiyor gibi görünüyor. Doğru. CHP'nin durduğu nokta var. Bugün HDP eş başkanı Sezai Temelli ve kendisiyle beraberki heyetin TÜSİAD başkanı ve ekibiyle görüşmesi var. Yani bu noktalara baktığınız zaman sanki eskisi kadar HDP yalnızlaşmamış, biraz daha farklı bir noktada algılanıyor gibi gözüküyor. Ben böyle görüyorum. Siz de bunu düşünüyor musunuz? Evet, bu özellikle kayyum atamalarından sonra bunu çok açık ve net bir şekilde gördük. Yani bir taraftan Türkiye'de baktığımızda işte hem meclisteki siyasi partiler, tabii ki AKP, MHP dışındakileri kastediyorum. Hem meclis dışındaki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek birlikleri, yöre dernekleri, sivil yurttaş girişimleri inanılmaz büyük bir dayanışma gösterdiler ve bu yapılan işin meşru olmadığını, bu yapılan işin anayasa ve hukuk açısından aykırı olduğunu, bu yapılan işin demokrasiyle alakası olmadığını, kayyum atanmasının aslında halkın iradesinin gasp edilmesi olduğunu çok net olarak gördüler ve bu konuda dayanışmalarını dile getirdiler. Bu çok değerliydi. İlk defa uzun zaman sonra bu kadar açık, net bir tutum alınmış oldu ki biz bunu çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bu mesele, evet, HDP'li belediye eş başkanları görevden aldı. Evet, Kürt halkının ağırlıklı olarak iradesi gasp edildi. Ama bu mesele bir demokrasi meselesi. Bu mesele bir hukuk meselesi. Sadece HDP'nin ya da Kürtlerin meselesi değil. Bütün Türkiye'nin meselesi. Bu açıdan çok değerli. İkincisi, uluslararası alanda çok ciddi destek ve dayanışma gördük. Yani Avrupa'dan Amerika'ya kadar hem kurumsal olarak hem de siyasi partiler olarak çok ciddi destekler çıktı. Japonya'dan bile destek aldık, doğrusu siyaset alanından. Bu da çok sevindirici. Yani dünyanın her tarafında insanlar aslında bu atılan adımın, kayyum atanmasının meşru bir iş olmadığını çok net olarak fark etmiş vaziyette. Yani sandıkta kazanılamayanı İçişleri Bakanlığı aracılığıyla kayyum atayarak kazanma hadisesinin demokrasi açısından kabul edilebilir bir yanı olmadığı çok açık ortada. Bu dayanışma ve desteğin çok önemli olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Yani derdimizi iyi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Çünkü dedim ya, bu Türkiye'de demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. Evet, bir taraftan siz anlatıyorsunuz dünyaya, işte gazetecilere, toplantılar yapıyorsunuz. Evet. Görevden alınan başkanlar yapıyor. Ama bir taraftan da Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de, bu görevden alınan başkanların olduğu yerde, oradaki halk çok barışçıl bir şekilde bir eylemde bulunuyor. Evet. Sessizce oturuyor insanlar. Evet. Eylemin başladığı günden beri ki 18 Ağustos, 19 Ağustos süreci alınması, tek bir çakıl taşı atılmış değil hiçbir polise, hiçbir kolla. Bu da aslında demokrasi tarihi açısından bir, o halkın bu protestoyu sessizce, ciddi bir şekilde provoke etmeden, olmadan götürüyor olması. Bu da çok önemli aslında. Çok önemli. Gerçekten halkın o konudaki duyarlılığı çok yüksek. Herhangi bir provokasyonun oluşmaması için çok dikkatli davranıyorlar. Vekillerimiz orada, her üç kentte de bu mücadelenin başında bulunuyorlar. İlk günlerde epey ağır saldırılarla karşı karşıya kaldılar. Halen de oluyor bu tür saldırılar. Vekillerimize yönelik darp olayları oldu. Ama halk gerçekten büyük bir sabırla, büyük bir kararlılıkla orada protestosunu dile getiriyor. İşte akşamları ışık açıp kapatmak ya da gürültü çıkarmak diye tabir ettiğimiz eylemler oluyor. Yani bu işi kabullenmediklerini gösteriyorlar. Yani çünkü biz biliyoruz, hani ışık açıp kapatmakla ya da gürültü çıkarmakla, tencere tava çalmakla kayyumu gitmeyeceğini elbette ki hepimiz biliyoruz, ama halk bunu kabullenmediğini her an, her gece bir kez daha göstermiş oluyor. Bu açıdan önemli bir, yani Türkiye demokrasisi açısından barışçıl, sivil itaatsizlik eylemlerinin uygulanmasının çok güzel örnekleri yaşanıyor ve devamda edeceğiz bu tür şeylere. Evet. Çünkü bu kabullenilir bir şey değil gerçekten. Yani Türkiye'de hani çok demokrasiye aykırı işler olduğu, olmaya da devam ediyor, bundan sonra da olacak gibi görünüyor bu iktidarla. Fakat bu kadar açık seçik halk iradesinin, sandık iradesinin gasp edilmesi
Yani işte bir geçen kayyum dönemi vardı. Bir de şimdi oldu. Ama şimdikinin daha vahim yanı şu, daha yeni 4 ay olmuş mazbatalarını alalı belediye eş başkanlarımız kayyum atandı. Daha bir şey yeni yapmaya başlamışlar. Yaptıkları da kayyumların bıraktığı enkazı kaldırmak, borçları temizlemek için adım atıyorlar ve bu durumla karşı karşıya kaldılar. Evet. Tabii de şöyle de bir durum var. Türkiye'de seçimlere girmek isteyenler önce Yüksek Seçim Kurulu'na gidip elbette bir oradaki başvurularını yapıyorlar ve tırnak içinde söylüyorum, kanuna aykırı bir durumları, bir soruşturmaları, başka bir şey varsa aday olmalarının önüne geçiliyor. Şimdi evet. YSK'dan 3-4 ay evvel seçime girebilir, seçilebilir hakkı kazanmış insanların seçimden 3 ay sonra işte bu dosyası var, işte Kandil'e para gidiyor falan. O gün İstanbul'daki toplantıda siz de vardınız, Ahmet Türk'ün, Selçuk Muzaklı'nın ve Bediye Hanım'ın toplantısında. Şunu konuşuldu ve biliniyor ki her dokunuşta herhangi bir para transferi için herhangi bir yere İçişleri Bakanlığı'nda anında gözüküyor değil mi? Bu net tabii, değil mi? Tabii çok net. Bu zaten o kadar mesnetsiz bir iddia ki geçen dönemde de vardı biliyorsunuz evet. Kayyum atandığı evet. Zaman. Biz o zaman dedik ya müfettişler gidiyorlar, raporlar hazırlanıyor hep biliyorsunuz. Kayyum atanmadan bizim bütün belediyelerimizde müfettişler vardı. Hazırlanmış bir tek raporda buna dair bir belge, bir iddia yoktu. Yok. Bu iddiayla açılmış bir tek soruşturma ya da dava da yok. Herhangi bir belediye başkanımız hakkında geçmiş dönemde baktığımızda. Şimdi zaten yeni iş başına gelmişler ve dedim ya o kadar büyük bir enkaz bırakmış ki geçen dönem kayyumları. Müthiş borçlu bütün belediyeler. En küçüğü bile yani sadece büyük şehirleri kastetmiyoruz. En küçük belediye bile müthiş borçlanmış vaziyette. Şimdi dolayısıyla yani her şey ortada. İstedikleri anda müfettişler geliyor, raporlar hazırlıyorlar, araştırıyorlar, soruşturabiliyorlar. Hiç böyle bir şey yok. Yani hani o gün de belediye eş başkanlarımızdan biri söyledi. Yani para mı vardı da gönderecektik dedi. Yani hakikaten böyle bir durum. Ama bu böyle mesnetsiz bir iddia işte. Siz lafı söylüyorsunuz. Hani eskiden bir laf vardı şimdi de kullanılır arası çamur at izi kalsın diye. Öyle yani çamur atıyorlar. İzi kalmıyor ama tabii sonuçta ama. Galiba işte bu darbe girişiminden hemen sonraki süreçte atılan çamurların bir kısmının izi kaldı. Çünkü OHAL süreciydi. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. O süreçte pek çok insan cezaevine girdi. Gazeteciler, siyasetçiler, hala bir kısmı cezaevine iş insanları. Fakat insanlar galiba şimdi şunun farkına vardılar. Bu siyaseten yapılan bir korkutma amaçlı bir süreçlerdi bu. Evet. Cumhuriyet Gazetesi bunun basın anlamındaki bir şeydi. 31 Ekim 2016'da. Evet. 4 Kasım'da Sayın Demirtaş'ın süreci var falan. Yani artık insanlar bunun karşılığı galiba yok insanlarda. Yani bir korku ya da inanma konusunu aştı bir sürü insan gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. Yani artık daha iyi anlaşılıyor atılan adımların ne anlama geldiği. Bu iyi bir şey tabii. Çünkü yani o bir korku imparatorluğu yaratmaya çalıştılar ama tutmuyor artık. O epey geri püskürtüldü. Yani normal sokaktaki bir vatandaş, herhangi bir seçmen de artık durumun farkına varmaya başladı. Bakın yeni bir araştırma yapıldı. Evet. Bu üç büyük şehirle ilgili bir kuruluşun yaptığı araştırma. Redav galiba değil mi? Raves'in yaptığı araştırma. Çok yeni bir araştırma ve orada görünüyor her 4 kişiden 3'ü aslında bu kayyum atanmasını Diyarbakır, Mardin ve Van'daki evet. araştırma kayyum atanması da karşı. Bunu yanlış buluyor. Şimdi her 4 kişiden 3'ünün yanlış bulması demek aslında oradaki Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinin bir kısmının da yanlış bulması demek. Yani Diyarbakır'da %81'e çıkmış bu oran. Mardin'de %70, Van'da %71. Yani çok yüksek oranlar gerçekten. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni de bunu içine sindiremiyor. Gerçekten biraz vicdanı olan, biraz hani demokrasi iyidir diye düşünenleri bunu kabullenemiyor. Çünkü görüyorlar, yaşıyorlar, böyle bir şey olmadığının farkındalar ve buna tepki duyuyorlar. Bu çok önemli. Yani Türkiye demokrasi mücadelesi açısından baktığımızda ben bu durumun, bu gelişmenin her geçen gün bu korku imparatorluğunun biraz daha aşınmasının ve insanların hani Selahattin Demirtaş'ın bir lafı var ya, cesaret bulaştırıcıdır, bulaşıcıdır, biz bulaştıralım cesareti diye. Evet. Cesaretin bulaşması her gün daha fazla insana çok büyük önem taşıyor doğrusu. Mesela TÜSİAD'da aslında özellikle son dönemde biraz daha geri duran,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şekilde tepkisini çekmemek için uzak duran bir kurumken bugün HDP ile bir araya geldi ve bir fotoğraf verildi, bir görüşme oldu. Bu da aslında çok önemli bir mesaj. Yani bu da iş dünyası bile hani bu noktada bile derken hani endişeleri kendi mallarını korumak, muhafaza etmek anlamında biraz daha ona tutucudur biliyorsunuz. O bile önemli bir fotoğraf. Nasıl bir görüşme oldu Saruhan Bey? Siz yoktunuz ama tabii biliyorsunuz. Biliyorum evet. Yani şöyle biz birkaç konu var bu görüşmelerde dile getirdiğimiz. Orada da TÜSİAD görüşmesinde de bunu söyledik. Bir önümüzdeki Ekim ayında büyük ihtimalle bir yargı paketi gündeme gelecek ve gerçekten Türkiye'de yargı çok vahim durumda. Yani tuz koktu dediğimiz durum o orada yaşanıyor. Yargıda köklü bir reforma ihtiyaç var ama hani bu AKP-MHP ittifakı böyle bir köklü reform yapabilecek durumda değil şu anda göründüğü kadarıyla. Ama en azından bazı düzenlemeler yapılabilir. Dolayısıyla biz bütün görüştüğümüz hem meclis içindeki hem dışındaki siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, meslek birliklerine bunu anlatıyoruz. Yani yargı paketi gelecek. Şöyle şöyle konular önemlidir. Hani bizim önerilerimiz şunlardır. En azından bu konularda onların da bir görüş oluşturmasını, bu tartışma başladığı zaman sivil toplum kuruluşlarının bu tartışmaya dahil olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yargı şu açıdan da önemli bütün sivil toplum kuruluşları içinde. Sadece siyasi davalar için bakmamak lazım. Yargı adli suçlarda da, ticari davalarda da çok vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Dolayısıyla aslında herkesin ihtiyacı, bütün toplumun ihtiyacı. O yüzden de eğer Türkiye'de diyelim uluslararası alandan yeniden yatırım yapılmasını, yatırımın artmasını isteyen bir TÜSİAD varsa mesela, sadece TÜSİAD için değil, MÜSİAD için de, TOP için de geçerlidir bu. Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu ve hukukun üstünlüğü olduğunu gösterebilecek bir ortama ihtiyaç vardır. Halbuki bugün tam tersi geçerli. Hukukun üstünlüğü kalmamış, yargı bağımlı ve taraflı hale gelmiş ve kuvvetler ayrılığı kalmamış. İşte sarayda adli yılın açılışı oluyor. Bu ne demek? Yürütme çağırıyor yasamayı, yargıyı saraya ve yargı oraya gidiyor. Yürütmenin başkanlığında yapılan bir açılışı sürdürüyor. Bu demektir ki kuvvetler ayrılığı kalmamış. İstediği kadar orada Yargıtay Başkanı desin ki daha güçlü kuvvetler ayrılığı oldu diye. Öyle bir şey yok. Daha güçlü bir yürütme var ve daha güçlü yürütme diğer kuvvetleri denetimi altına almış, onları koordine ediyor, onları karşısına oturtuyor. Mesele budur zaten esas tartışılması gereken. Bir bunu anlatıyoruz. İkincisi bir anayasa tartışmasının önemli olduğunu biz düşünüyoruz ve yine onu TÜSİAD görüşmesinde de bu anlatıldı. Yani bir demokratik bir anayasaya, 12 Eylül Anayasası'nın bir kenara bırakılarak hakikaten toplumun yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bunun hazırlanması, tartışılması yine bu iktidarın belki hazırlayabileceği, yapabileceği bir şey değildir ama en azından toplumsal ve siyasal muhalefetin bu konuda ortak bir zeminde buluşuyor olması bile kıymetlidir bizim açımızdan. Bunları anlattık. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin sorunları neler olduğu, nasıl aşılabileceği konusundaki çeşitli öneriler konuştu. Yani bir bütün olarak baktığımızda son derece verimli bizim açımızdan da sanıyorum onlar açısından da iyi bir görüşme oldu. Kayyum konusu gündeme geldi mi Saruhan Bey? Elbette ki. Biz yaptığımız bütün görüşmelerde birinci madde olarak bunu anlatıyoruz. Yani bunun demokrasi açısından ne kadar tahrip edici bir adım olduğunu ve bir seçmen iradesinin nasıl gasp edildiğini anlatıyoruz. Ve bu konuda da yani şu ana kadar yaptığımız bütün görüşmeler ki bunları kamuoyuna hepsini duyuruyoruz. İster sivil toplum kuruluşları olsun, ister siyasi parti olsun. Hiçbir tanesinde kayyum konusunun haklı olduğuna dair en ufak bir imada bile hiç kimse bulunmadı. Bulunmaz. Ki bu çok önemli bizim için. Evet. Dünkü açılışta Sayın Erdoğan şöyle bir cümle kurdu. Burası benim yerim değil ki, burası halkın yeri. İşte o yüzden açılış burada diyor ama dün Ali Can Uludağ, Cumhuriyet'in yargı muhabiri, davetli olduğu halde saray tarafından listeden çıkartıldı. Demek ki sadece onların yakınları, hani Cumhurbaşkanı lafı da anında bir şekilde kapıda kendi ekibi tarafından boşa çıkartılmış oldu. Evet. O da başka bir noktası olayın. Evet. Şimdi bir taraftan da tabii şu devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten aslında uzunca bir dönem Kürt sorunu denince biraz daha uzak durmuş, mesafeli durmuş bir parti.
Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 2-3 yıldaki tavrıyla, özellikle bu yerel seçimler, ondan bir evvelki Cumhurbaşkanlığı'nın ilk seçimleri sürecinde bir tavır değişikliği ve biraz daha bu soruna, bu sorunu çözmek isteyenlere daha yakın bir noktada görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Nasıl görüyorsunuz bu değişimi? Yani bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Yani şimdi henüz daha bizim gördüğümüz içeriğini bildiğimiz bir şey değil ama işte bir rapor hazırlayacaklarını evet. söylediler. Elbette ki rapor hazırlanması onların kendi iç tartışmaları açısından da önemlidir. Fakat mesele artık rapor hazırlanmasını aşmış bir evet. Durumda ve gerçekten bu sorunun çözümü için herkes bir şekilde bir irade göstermeli, ortaklaşa bir adım atmalı diye düşünüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle kayyumlar konusundaki tutumu, buna dair itirazı, bütün yetkili ağızlarının yaptığı açıklamalar, konuşmalar gerçekten demokrasi açısından kıymetliydi. Mesela İmamoğlu'nun oraya gitmesi, ziyaret etmesi, o da bir büyükşehir belediye başkanı olduğu için son derece kıymetli bir adımdı. Biz bu konunun mecliste de rahatça tartışılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani demokrasinin birinci meselesidir Kürt sorununun çözülmesi ve mecliste keşke olsa bütün partilerle bir ortak komisyon kurulsa ve biz ortak komisyonda bu meseleyi tartışsak ve yasal ve anayasal hangi adımları atarız da bu konuda bir barışa, huzura, demokrasiye, eşitliğe ulaşabiliriz konusunu rahat bir şekilde konuşabilsek. Burada bütün partiler diyorum gerçekten. Yani şu parti olsun, şu parti olmasın demiyorum. Çünkü bu meseleyi, bu toplumsal bir mesele, tarihsel bir mesele ve bu meselenin çözümü aslında bir toplumsal uzlaşmadan geçiyor. Bir toplumsal müzakereyi, demokratik bir müzakereyi sürdürmemizden geçiyor aslında. Toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirebilirsek toplumsal barışa da ulaşabiliriz. Dolayısıyla bu çok önemli bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz gibi geçmişte daha mesafeliydi bu konuda. Umuyoruz ve diliyoruz ki önümüzdeki dönemde, şimdi meclis açılacak Ekim'de, hem meclis içinde hem de meclis dışında daha duyarlı, daha kararlı, bu sorunun çözümü için, demokratik çözümü için, barışçı çözümü için, artık kimsenin ölmemesi için, herkesin huzur içinde, eşit bir şekilde bu ortak vatanda ve demokratik bir cumhuriyette yaşayabilmesi için hep birlikte bir adım atabiliriz diye umuyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi de anlatmaya herkese devam edeceğiz. Yapmamız gereken bir şey. Yani biz hep söyledik, yani bu artık Kürt sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değil, aynı zamanda bir bölgesel sorun, aynı zamanda bir küresel sorun olmuş vaziyette. Bu konuda uluslararası güçler devrede, çeşitli yerlerde bunları görüyoruz. Halbuki onların adım atması yerine bizler konuşarak adım atsak, çözüm yolları geliştirsek çok daha hayırlı sonuçlar elde edilir diye düşünüyoruz. Hep onu söyledik. Şimdiki iktidar yani Amerika ile görüşüyor, Rusya ile görüşüyor. Belki yarın Esad'la görüşecek ki görüşmelidir, bir sıkıntı yok. Ama bir tek görüşmediği var. O da bölgedeki Kürtlerdir. Kürtlerin temsilcileridir, Kürt halkıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Halbuki en kolay görüşebileceği ve en kolay da bir uzlaşma sağlayabileceği, bir ortak noktaya varacağı aslında Kürt halkıdır. Bu ister Irak'ta olsun, ister Suriye'de olsun, ister Türkiye'de olsun, isterse İran'da olsun. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz hep bu tavsiyesini yapıyoruz. Yani elbette uluslararası güçlerle de görüşün. Bu oradaki bölgesel güçlerle de görüşün. Bir sıkıntı yok ama sorunun birinci muhatabı olan Kürt halkıyla, onların siyasi temsilcileriyle görüşmemek doğru değildir diye söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Aslında bir dönem AKP, Erdoğan bütün o saydığınız kişilerle, gruplarla görüştü. Belli bir noktaya doğru Türkiye aslında geliyordu. Ve bir anda daha sonradan ne büyük bir yalan ve provokasyon olduğu ortaya çıkan Ceylan Pınar'daki iki polisin öldürülmesiyle ilgili, ki onunla ilgili biliyorsunuz beraat kararları geçen gün. Ortada hiçbir şey yok. Ortada bir şey olmadı. Ne yazık ki provokasyon olduğu ortaya çıktı. İki tane de insana gitti bu ülkenin. Ortaya çıktı ve oralardan buralara geldik. Buralar nereler? Mesela pejmurda ederiz noktasına geldik. Bugün Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun biraz evvel söylediğiniz Diyarbakır'a gidip desteğini gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretinden sonra ettiği laf, pejmurda ederiz. Yani perişan ederiz. Sen işine bak, İstanbul'a bak.
başka yerlere karışma diyor. Ya bu dil aslında çok ne kadar zehirli bir dil. Yani bir İçişleri Bakanı, başka bir seçilmiş ki İçişleri Bakanı atanmış bir kişi şu anda. Bu dil, bu fakat bunun artık eski kadar korkutan, ürküten karşılığı olan bir şeysi olmadığı da ortaya çıkıyor. Başta CHP'liler pek çok tepki var Süleyman söylüyor. Evet. Bu peşmurda etmeyi nasıl diyorum diyorsunuz? Yani aslında İçişleri Bakanı'nın ilk lafı değil bu, biliyorsunuz evet. Daha evvel de evet. Çok hakaretamiz konuşmalar yaptı. Tabii. Hem ana muhalefet partisi lideri hakkında, Sayın Kılıçdaroğlu evet. Hakkında bizim eş genel başkanımızı Pervin Buldan'ı telefonla açıp tehdit etti evet. Ve çok hakaretamiz konuşmalar yaptı. Ve diğer siyasetçiler hakkında da. Yani bu İçişleri Bakanı'nın hani bir terbiyesi yok, bir edebi yok, bir adabı yok. Eline bir güç geçirmiş, arkasında geçmiş derin devletin güçleri var. Onlara dayanarak her türlü karanlık operasyonu da yapabilen bir insan kendisi. Yani ilk hani faulü değil, öyle diyeyim. Sanıyoruz son faulü de olmayacaktır. Bundan sonra da bu tür şeyler yapacaktır. Ama Türkiye çok İçişleri Bakanları gördü. İyi olanlarını da gördü. Çok beter İçişleri Bakanları da gördü ve en beterlerinden kurtulmayı da Türkiye'deki demokratlar bildiler. Bu sefer de böyle olacaktır. Yani biz bu İçişleri Bakanı'nın ne kadar böyle devam edebileceğini bilmiyoruz tabii, göreceğiz. Fakat ne konuştuğu konuşmadır, ne adab bilir, ne edep bilir ve yani tehditkar, nefret söylemi, halkı karşısına alan, halkı küçümseyen, seçmenlere hakaret eden bir insan pozisyonundadır. Tek gücünü silahlardan almaktadır. Ama biliyorsunuz ünlü bir laf var. Yani bir süngüyle her şeyi yapabilirsiniz ama üstüne oturamazsınız diye. Bunu da sanıyorum günün birinde İçişleri Bakanı da öğrenecektir. Dün tabii Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın da bu adli yıl açılışında kullandığı bir cümle oldu. Konu vatansa gerisi teferruattır diye. Biz aslında bunları hep siyasetçilerin ağzından yıllarca duyduk ve aslında bu cümlelerin, bu kelimelerin hep arkalarına saklandı bu insanlar. Daha sonra yıllar içinde neler yapıldığını öğrendik. O gün de biliyorduk ama şimdi tabii bir hukukçunun bunu kullanıyor olması, yani hukuku savunmak gereken bir insanın teferruat diye, onun arkasında neler var aslında, insan hakları var, haksızca hapishanede olanlar var, binler var. Türkiye tabii bir taraftan işte bir İçişleri Bakanı'nın pecmurda ederiz tehdidi. Bir Barolar Birliği Başkanı, savunmanın en üstündeki seçilmiş bir kişinin söylediği teferruat noktası falan böyle savunup duruyor ama bir taraftan da barış isteyen, yan yana durmak isteyen insanların sayısı da artıyor. Tabii bu da başka bir olumlu evet, durum aslında. Son olarak ben size şunu sormak istiyorum. Bu Diyarbakır'da, Van'da ve Mardin'deki protesto eden, sessizce oturan halk ne zamana kadar bunu devam ettirecek? Yani bir zaman vermek doğru değil evet. Bu konuda ama bu protestoların, yani bu kabullenmeme halinin ben biteceğini zannetmiyorum. Yani belki diyelim oturma eylemi günün birinde sona erer ama başka bir şey yapılmaya başlanır. Yani insanlar bu durumu kabullenmediklerini gösterme ihtiyacı duyuyorlar. Bunu ifade etme ihtiyacı duyuyorlar ve çok haklı bir şey. Çünkü ben oradaydım günlerce, işte hem Diyarbakır'da hem Van'da hem Mardin'de de bulundum. İşte konuşuyorsunuz, ben mahallelerde dolaştım, kahvelere gittim. Yani insanlar şunu söylüyorlar, ya bu nasıl bir şey diyorlar. Ya biz gittik, oy verdik, seçtik. Yanlış bir şey yaparsa biz yine onu seçmeyerek cezalandırırız. Ama bizim verdiğimiz oyu boşa çıkarmak, onları yok saymak, yani bizim oyumuzu gasp etmek kabul edilebilir bir şey değil diyor insanlar. Çok haklı olarak. Aslında onlar demokratik bir geleneğe sahip çıkıyorlar. Yani bu diyelim oturarak bunu protesto etmeleri ya da evlerinde ışıkları açıp kapatarak protesto etmeleri bunu gösteriyor. Bu çok sağlıklı bir şey. Yani kimse demiyor ki daha yani ya seçim de neymiş artık, boşu boşuna oy kullanıyoruz. Bundan sonra demokratik siyasetle bizim alakamız yoktur demiyor kimse. Tam tersine demokratik siyasete sahip çıkıp, o iradeye sahip çıkıp bunu geliştirmek lazım diye mücadele ediyorlar. Bu açıdan baktığımızda belki de Türkiye demokrasi tarihi açısından sahiden çok altın harflerle yazılacak bir durum yaşanıyor Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da ve diğer yerlerde. Biz o açıdan hani bunun bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Başka şekillere bürünebilir, başka yollar bulunur. Sivil itaatsizliğin bin bir yolu vardır. Dünyada da denenmiş çok yol vardır.
Bu Türkiye'ye uygun olanlar yapılır. Ama şu önemlidir dediğim gibi. Bu kayyumların kabullenilmediğini, bu yönetim sisteminin kabullenilmediğinin gösterilmesi uzun vadeli olacaktır. Bu da sağlıklı bir durumdur. Bu söylediğiniz önemli. Seçime insanların inancını kaybetmemesi önemli bir nokta. Çünkü o kaybolursa o zaman başka türlü bir kaos başlar yani anlamına gelir. O zaman hani ne önereceksiniz? Ne önereceksiniz noktası gelir. Evet. Son sorum şu Sarıhan Bey. Demin söylediğiniz mecliste işte her parti dediniz, tarif ettiniz, sokakta insanlar. Kendini Türk milliyetçisi olarak kabul edenler, onlar da mutlaka görüşüyorsunuzdur. Onların kayyum ve bu son yapılanlarla ilgili durduğu nokta neresi? Şimdi o Türk milliyetçisi diye tarif edilen yelpaze geniş bir yelpaze biliyorsunuz. Evet. Yani içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle ittifak içinde olan MHP de var, İYİ Parti de var. İYİ Parti'nin yetkili ağızlarından birkaç açıklama oldu bu konuda. Biz daha elbette ki cesur bir açıklama yapılmasını beklerdik ama onlar da seçmen iradesinin gaspının doğru olmadığını söylediler. Bu önemlidir diye düşünüyoruz. Çünkü şöyle bakıyoruz biz. Yani isterse Türk milliyetçisi olsun ya da demokrat olsun, sosyal demokrat olsun fark etmez. Önemli olan şudur. Bu ülkede, bu sınırlar içinde, bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşarken bazı ortak kurallarımız var, korumamız gereken. Bunlardan bir tanesi seçmen iradesinin kabullenilmesidir esas itibariyle. Hani deniyor ya sandık her şeyden önemlidir falan diye. Her şeyden önemli değildir ama önemli bir araçtır elbette ki. Dolayısıyla Türk milliyetçisi de olsa bu sandık iradesini kabul etmeleri, seçmenlerin haklarını eşit görmeleri önemlidir diye düşünüyoruz. Bunu eşit görürlerse var olan sorunları çözmemiz de kolaylaşır ki ben öyle inanıyorum. Bunu kimse kabullenmeyecektir. Yani daha evvel biliyorsunuz bir önceki dönemde birçok belediye başkanı İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde filan istifa ettirildi zorla. Evet. Değil mi? Ve bu belediye başkanlarının neden istifa ettirildiğini kimse bilmiyor. O belediye başkanlarını belki de kendisine Türk milliyetçisi diyenler de seçmişti büyük ölçüde. Şimdi kimse de sormadı. Ya belediye başkanı bir suç işlediyse dava açın, cezalandırılsın. Hani hırsızlık mı yaptı, FETÖ'cü müydü, neydi bilmiyoruz sonuçta. Ama bu örtbas edildi. Şimdi bu aslında şunu gösteriyor. Yani bugün Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da seçmen iradesi gasp edilmiş. Dün İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Balıkesir'de gasp edilmiş. Kim gasp etmiş? Aynı irade gasp etmiş. Şimdi yarın başka yerlerde de olabilir bu. Dolayısıyla biz ilkesel olarak bir şeye sahip çıkarsak hep birlikte... milliyetçi olan da, milliyetçi olmayan da, demokrat olan da sahip çıkarsa bir temel ilkelere, o zaman Türkiye'de demokrasiyi geliştirme imkanımız olur ve eşit bir şekilde bu ortak vatanda yaşama imkanımız olur. Aksi takdirde birileri birinci sınıf vatandaş, öbürü ikinci sınıf vatandaş muamelesi görür. Bunu da kimse kabullenmez. Herkesin onuru var, haysiyeti var. Dolayısıyla sağlıklı olan bu eşitliği savunmaktır aslında herkes için. Biz o yüzden meclisteki bütün partilerden bunu istiyoruz. Hani iktidardan isteyemiyoruz çünkü iktidar bu iradeyi gasp ettiği için onlardan istemiyoruz. Ama meclisteki bütün muhalif partilerden bunu istiyoruz. Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninden de bunu istiyoruz. Yani parti yönetimlerinden istemiyoruz ama seçmenlerine diyoruz ki siz de kabullenmeyin bu durumu. Çünkü bu herkes için sağlıklı olandır görüşündeyiz. Umarım barışın ve demokrasinin ve yan yana yaşama kültürünün giderek arttığı bir günler gelir. Bugünler biraz zor günler Sarıhan Bey. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Çok sağ olun, size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkürler. HDP Grup Başkan Vekili Sarıhan Oluçlu konuğumuz. Tekrar TV4'de bekleriz. İyi günler diliyoruz.